Evet, makine mühendisliğine giriş dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar işlediğimiz konulardan önemli kısımlara ait 3 tane soru çözeceğiz bu derste. O soruları çözerken hem konuları tekrar edeceğiz hem de bilgilerimizi pekiştireceğiz. Bunun yanında sınıfta mezun var etkinliği kapsamında bir mezun arkadaşımız da derse katılacak ve ders sonunda bizimle sohbet edecek. Evet, biz dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, Ege Ders içinde 3 tane soru var. Bu sorular elinizde var, yani elinizin altında var. Bu soruları beraber ayrıntılı olarak çözelim. İlk sorumuza başlayalım. Şekil ile verildiği gibi çapı 10 milim olan bir civataya farklı yönlerde 3 ayrı kuvvet etkimektedir. 3 kuvvetin net etkisinin Y yönünde olması istenmektedir. Bu kapsamda F kuvvetini Newton olarak hesaplayınız. Bulunan F değerini de dikkate alarak civatada oluşan çekme gerilimini megapaskal olarak bulunuz diyor. Evet, bir mühendislik sorusu, bir makine mühendisliği sorusu. Bu kapsamda civata üzerinde 3 farklı kuvvet var ama bu kuvvetlerin etkisi, net etkisi Y yönünde olsun isteniyor. Buna göre F kuvveti, bilinmeyen F kuvvetinin değerini saptayacağız. Soruyu incelediğimizde arkadaşlar bu civatanın belli bir çapı var 10 milim çerçevesinde. Onu da dikkate alarak özellikle B şıkkını da kullanacağız. Ve her kuvvetin yatayla veya dikeyle yaptığı açılar var. Bu açıları da dikkate alarak X ve Y eksenlerindeki kuvvetlere ait iz düşümleri bulacağız. Evet, elinizde şekil var. Bu kapsamda soruyu çözmeye başlayalım. Öncelikle verilenler ne? Çap 10 milim veya 0.01 metre olarak yazalım. Büyük D ile çapı gösterelim. Sonra da önemli nokta ne? 3 kuvvetin net etkisinin Y yönünde olması isteniyor. Bunun için toplam X yönünde olan toplam kuvvetlerin 0 olması gerekiyor. Biz denge durumunu inceliyoruz ve denge durumunda X yönündeki tüm kuvvetleri 0'a eşitleyeceğiz. 0'a eşitlediğimizde orada bir denge oluşacak ve P kuvvetinin değerinde ne olması gerektiğini bulacağız. Arkadaşlar, X yönündeki kuvvetleri alacağız. Bakıyoruz P kuvveti dikeyle 45 derece açı yapıyor. Yatay eksende, yani X yönündeki bunun değeri F çarpı kosinüs 45 veya F çarpı sinüs 45 aynı değeri verecek. 200 Newton'a bakıyoruz. Eksi X yönünde ve yatayla 10 derecelik açı yapıyor. O zaman eksi 200 Newton kosinüs 10. 410 Newton'a kuvvete bakıyoruz. Yatayla 60 derece açı yapıyor. Dikeyle 30 derece açı yapıyor. Biz 410 Newton sinüs 30 veya kosinüs 60 buraya yazabiliriz. Ve toplam X yönündeki kuvvetleri 0'a eşitlediğimizde bu çerçevede arkadaşlar F kuvvetini 586.46 Newton olarak buluyoruz. Demek ki 586.46 Newton'luk F değeri çerçevesinde X yönündeki kuvvetlerin toplamı 0 oluyor. Ve net etki burada Y yönünde oluşacak. Y yönündeki bileşik kuvvete bakalım. Arkadaşlar, şuradaki F çarpı sinüs 45 X yönündeki bileşik kuvvet. Oradan F'yi hesapladık. Biz bu çerçevede Y yönündeki bileşik kuvvet RY'ye bakalım. Yine şekle bakalım. Y yönündeki kuvvetler 200 Newton var. Bu açı çerçevesinde arkadaşlar ister 10 derece ister buradan 80 derece alarak Y yönündeki kuvveti bulacağız. 410 Newton var, 30 derecelik açı yapıyor. F kuvveti var, 45 derecelik açı yapıyor. Açıları dikkate alarak ve Y yönündeki kuvvetleri dikkate alarak 200 Newton sinüs 10, 410 Newton kosinüs 30 ve F kosinüs 45'i yazmışız. F'nin değeri yukarıda olduğu için buradan RY'yi, Y yönündeki bileşik kuvveti 791.76 Newton buluyoruz. Bu bizim için önemli. A şıkkı bu F kuvvetinin bulunmasıydı. Onu bulduk. Tamam. R'ye bileşik kuvvetini bulduk. Çünkü onu B şıkkında kullanacağız.
O zaman B şıkkını hatırlayalım. Bulunan F değerini de dikkate alarak civatada oluşan çekme gerilimini bulacağız. Çekme gerilimi. Sonuçta bu kuvvetler burada bir çekme etkisi oluşturuyor. Arkadaşlar hem Y yönündeki kuvveti dikkate alacağız. Civatayı Y yönünde çekecek. Çekme kuvveti bir daha şekil üzerinde bakalım. Şu civatayı Y yönündeki kuvvet çekmeye çalışır. X yönünde bir kuvvet olsaydı o kesmeye çalışacaktı. Çekme gerilimi hesabını biliyoruz. Geçen derslerde çalıştık. Sigma P bölü A, kuvvet bölü kesit alanı. Kesit alanı da arkadaşlar dairesel bir kesit elimizde olduğu için pi d kare bölü 4'ten yani d çap olduğundan dolayı pi d kare bölü 4'ten hesaplayacağız. D'yi 0.01 metre olarak ele aldık. Bunun karesi çarpı pi bölü 4 hesap makinesinden 7.854.10^-5 metrekare olarak buluyoruz. Sonuç metrekare olacak. A yerine bunu koyacağız. P kuvvetine işte Y yönündeki bileşik kuvvet 791.76 Newton. Newton bölü metrekare paskalı verecek bize. Bunun oranı büyük bir sayı çıkıyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaktan oluşan büyük bir sayı çıkıyor. Bu kadar paskal. Bu büyük sayı yerine mega 10 üzeri 6 idi. Megayı örnekini kullanırsak 10,08 mega paskal olarak yazarız. B şıkkı da sonucu bizden mega paskal istiyordu. Demek ki Y yönündeki bileşik kuvvetin oluşturduğu çekme gerilimi 10.08 megapaskal çerçevesinde gerçekleşiyor. Tabii ki buna dayanması lazım bu civata. Evet, A ve B şıklarını bu şekilde değerlendirelim ve geçmişte öğrendiğimiz bilgiler çerçevesinde bu kuvvetlerin etkisini, malzeme üzerindeki etkisini bu şekilde ele alalım. Birinci sorumuz bu şekilde arkadaşlar. İkinci sorumuzu da değerlendirelim. Alüminyum malzemeden yapılmış içi boş borunun boyu 32 santim, dış çapı 50 milim ve iç çapı 43 milim değerindedir. Dik duran alüminyum malzemenin üzerine ağırlığı P olan bir malzeme konulmuştur. Alüminyum malzemede en fazla 65 megapaskal değerinde gerilim oluşması için P değeri ne olmalıdır? Alüminyum malzemenin boyunda en fazla 0.044 santim değerinde sıkıştırma, deformasyon olması için P değeri ne olmalıdır? A ve B şıklarını ayrı ayrı değerlendireceğiz. Önce şeklimizi ele alalım. Alüminyum malzemeyi göz önüne alalım. Arkadaşlar bu malzeme, bakın yukarıda kesiti de var, içi boş. Şöyle bir et kalınlığı olan bir malzeme, bir halka, bir D1 çapı var, bir D2 çapı var, içi boş ve şurası yani halka ve et kalınlığı olan bir malzeme. Yandan bakarsak D1 çapı şu şekilde, D2 çapı şu şekilde ve üzerinde bir ağırlık var, P ağırlığı. Bu silindirik içi boş malzemenin. Bu malzeme L boyunda olsun. Evet, L boyunda D1 ve D2 iç ve dış çaplarına sahip, üzerinde P ağırlığı olan bir alüminyum malzeme, üstten ve yandan görünüşlerini de bu şekilde ele alabiliriz. Şekli çizmek veya verilen şekli incelemek bizim için çok önemli. Bu çerçevede soruyu modelleyeceğiz. Verilenleri de güzelce yazmak önemli arkadaşlar. Bir kere malzemenin ismi önemli, ona göre çözüm yapacağız. Alüminyum malzeme. Boy L 32 santim. Biz SI birim sisteminde metreyle çalışıyoruz. 0.32 metre. Dış çap D1 ile gösterelim. 50 milim 0.05 metre. İç çapı D2 ile gösterelim. 43 milim 0.043 metre. Ve üzerinde bir ağırlık var. Bu P ağırlık Newton veya kilo Newton biriminde ele alınacak. A şıkkında ne diyor? En fazla gerilim diyor. En fazla gerilim demek yani bu malzemenin üzerindeki tasarım gerilimi artık. Yani buna göre tasarlıyoruz. En fazla gerilim dediğinde aklımıza tasarım gerilimi gelecek. Bizim şu andaki tasarım gerilimimiz verilmiş zaten. O da malzemeyi sıkıştırmaya çalışacağı için sigma ile gösterilebilir.
65 megapaskal olarak verilmiş bizim tasarım gerilimimiz. Bunu arkadaşlar Pascal biriminde yazmak istiyorsak 65.10 üzeri 6 Pascal olarak yazabiliriz. Mega 10 üzeri 6 idi. Ve gerilim eşitliğini de biraz önce konuştuk. Sigma P bölü A, kuvvet bölü kesit alanı. Pascal biriminde. Arkadaşlar bu soruyu incelerken kullanacağımız eşitlik bu. Buradan P'yi bulacağız. Ama kesit alanı ne alacağız önemli. Bu içi boş bir silindir. Halkanın alanını alacağız yani kesit alanı olarak. Malzeme, bizim malzemenin kesiti halkadan oluşuyor. Halkanın alanını ele alacağız. Yani çap üzerinden çalışırsak pi d1 kare bölü 4 eksi pi d2 kare bölü 4 eşittir a. Bizim kesit alanımız olacak. 0.05 metreyi ve 0.043 metreyi çap olarak, çaplar olarak değerlendirirsek ve farkını alırsak 5.113.10 üzeri eksi 4 metrekarelik bir kesit alanımız var. Bu kesit alanına P kuvveti etki ediyor ama tasarım gerilimimiz 65.10 üzeri 6 Pascal. Bu çerçevede buradan P'yi çekersek Pascal çarpı metrekare Newton olarak değerlendiririz. P 33.234.12 Newton. Ama soruda kilo Newton olsun istemiş. O zaman kilo 10 üzeri 3 değerlendirirsek 33.23 kilonewtonluk bir kuvvet olursa bu malzeme üzerinde tasarım gerilimi, maksimum gerilim 65.10 üzeri 6 Pascal olarak oluşuyor. P'nin bu değer üstündeki değerlerini istemiyoruz. Bu maksimum P değeri. Evet, bu P ağırlığını değerlendirebilir miyim? Efendim? Bir şey soracaktım şimdi. Tabii. A halkanın alanını hesaplarken pi d1 kare bölü 4 eksi pi d2 kare bölü 4 dedik ya. Evet. D1'den mi d2'yi çıkaracağız, d2'den mi d1 çıkaracağız? Büyükten küçüğü çıkarıyoruz sonuçta. D2 büyük olan değil mi? Hemen ben bakalım yukarıya. D1 büyük 50 milim, d2 43 milim iş çap. Ha, pardon hocam ben şeye baktım. Ya sorun değil, sorun değil. İstediğini sor. Ben buraya yanlış çizmiş de olabilirim bakayım. D2 iş çap. D2 iş çap bak ben yanlış çizmişim. O yüzden ben de oraya bakıyorum. Tamam. Hani bu soruları ben hazırlayıp ben çözüyorum. Ufak tefek hatalar oluyor ne kadar dikkat etsem de. Ama önemli olan sorun güzel. Büyük çaptan küçük çapı çıkaracağız tabii ki. Burayı tamam. Hemen ben sonra düzelteyim. D2 ile D1 olur. Tamam. Evet sorular güzel arkadaşlar. Dediğim gibi soruyu hazırlarken dikkatli olmaya çalıştığım halde her insan hata yapar. Burada D1 ile D2 yanlış göstermişim. Tamam, büyükten küçük çıkartacağız. Arkadaşımızın sorusu çerçevesinde bu bilgiyi de vermiş olalım. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Evet. B şıkkı da önemli arkadaşlar. Bu konuda da geçmişte çalıştık. Yine hatırlayalım. Hem soru çözüyoruz hem hatırlıyoruz önemli noktaları. Bizden istenen maksimum değer yani boydaki değişim 0.044 santim 4.4 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrelik bir değişim isteniyor maksimum. Bu çerçevede arkadaşlar değerlendirme yaparken bizim için önceden yapılmış deney sonuçlarından, elastiklik modülünden yararlanacağız. Bunlar elinizde tabloda var. O tablo içinden alüminyum için alınacak E değeri. Ben baktığımda yanlış bakmadıysam eğer kontrol ederiz. 70 gigapascal olarak almışım E'yi, elastiklik modülünü. Tabii o pascal biriminde çalışacaksa soruda 70.10 üzeri 9 giga 10 üzeri 9'dur. Pascal olarak bunu yazabiliriz. E değeri önceden deneylerle saptanmış bir modül. Elastiklik modülü, elastiklik sınırını çerçevesinde elde edilmiş bir modül. Ne dedik geçmişte? Gerilim arkadaşlar elastiklik modülü çarpı şekil değiştirmeye eşit. Şekil değiştirmeyi işte delta L ile modelleyeceğiz. Şekil değiştirme veya deformasyon epsilon olsun. Elastiklik modülü E olsun Pascal biriminde. Epsilonun birimi yok bu boyutsuz. Gerilimde sigma ile gösterdiğimiz gerilimde Pascal biriminde olacak sonuç olarak. Temel eşitliğimiz bu. Bunu geçmişte de çalıştık. Bu eşitlik yerine şimdi sigma yerine P bölü A'yı koyabiliriz. Yani kuvvet bölü alandır her zaman sigma. Bu çekme veya basmada, çekme veya sıkıştırmada arkadaşlar her zaman kuvvet bölü alan. Burada kuvvet P, P bölü A'yı sigma yerine koyacağız.
Epsilon'u da açarsak delta L ile ilişkilidir dedik o. Delta L bölü L boyutsuz olarak yazacağız bunu. Delta L sıkıştırma veya genişleme değeri metre. Boy da metre ise veya milim bölü milim, milim veya metre bölü metre. Delta L bölü L'yi epsilon yerine yerleştireceğiz. Yerleştirirsek P bölü A eşittir E çarpı delta L bölü L. Bizden P isteniyor. P'yi buradan çekeriz artık. Bakayım A, E, delta L bölü L olarak P'yi çekeceğiz. Birim analizi çerçevesinde bu Newton çıkacak. Kesit alanını hesapladık metrekare olarak. E değerini tablodan aldık Pascal olarak. Delta L'yi bize bizden istenen maksimum değer olarak metre cinsinden buraya yazdık. Başlangıçtaki L boyu 0.32 metre. O zaman P değeri 49.212.625 Newton. Bunlar büyük değerleri örneklerle yazmakta yarar var. P 49.21 kilo Newton. Bakın diğerinde ne çıkmıştı? 33.23 burada 49.21. A ve B şıkkının ikisini bir arada değerlendireceksek küçük olanı alacağız. Sonuçta maksimum değerler bunlar. O zaman P değeri 33.23'ü geçemez diyeceğiz. Bu şartlar bizden isteniyorsa. A ve B şıklarını bir arada aldığımızda seçeceğimiz P değeri tabii ki küçük değer olacak. Ama bu malzeme bu 49.21 kN'a kadar dayanıyor ve bu ağırlığa kadar en fazla bu kadarlık bir boyunda değişim oluyor. Evet, bu konuları arkadaşlar geçmişte inceledik. Önemli makine mühendisliğine giriş konuları, statik açısından olsun, malzeme açısından olsun, mukavemet açısından olsun önemli ön bilgileri vermiş olduk. Sizden istediklerimiz bu çerçevede olacak. Burada çözdüğümüz sorular da geçmişteki sınav soruları. En son derste de arkadaşlar son ördüğümüz şöyle olsun. En son derste de biz ağırlık merkezi veya kütle merkezi üzerine çalıştık. Bu çerçevede nasıl karşımıza soru çıkabilir? Geçmiş derste bir soru çözmüştük. Sınavda çıkan bir farklı soruyu da ele alalım. Evet, geniş ucundaki çapı, dar ucundaki çapının iki katı olan L uzunluğundaki çelik çubuğun kütle merkezinin X ve Y koordinatlarını L cinsinden belirleyin istiyor. Tamam. Bu L cinsinden belirleyeceğiz. Şurası D çapıysa burası 2D çapıymış. Onu söylemek istiyor. Tamam. Şekli de incelediğimizde gördüğünüz gibi malzeme şöyle X yönünde ilerlerken şurası X yönü çapı doğrusal olarak değişiyor. Sınır değerleri B ile 2D arasında olmak üzere doğrusal bir değişim var. Doğrusal değişmeseydi ve homojen bir malzeme olsaydı bunun kütle merkezi tam ortasında olacaktı. Ama doğrusal olarak çap değiştiği için ve kesit alanı değiştiği için kütle merkezinin yerini hesaplamamız gerekiyor bu malzeme için. L cinsinden belirleyin demiş. Tamam. Çelik malzemenin yoğunluğu sabit değerdedir demiş. Bak. Bu bilgi de çok önemli. Demek ki biz yoğunluk değişimini göz önüne almayacağız. Sadece kesit alanı değişimini göz önüne alacağız. Burada verilen her bilgi önemli. Malzemenin ismini de vermiş. Tamam. Yoğunluğu sabitmiş. Elinizde şekil ve soru var. Çözümü birlikte yapalım. Sabit yoğunlukta hacme bağlı kütle merkezi hesabı yapacağız arkadaşlar. O zaman şu en sona yazdığım bir bilgi var, ona bakalım. Geçmiş derste çalıştık arkadaşlar. Kütle yoğunluk çarpı hacimdi. Ve biz bu ağırlık merkezi X ve Y, ağırlık merkezinin X ve Y koordinatlarını bulurken moment alıp bir eşitlik elde ediyorduk. Bu çerçevede kütlenin değişimini dm olarak ele alıyorduk ve kütlenin değişimi dm ise diferansiyel olarak yazdığımızda rho da sabitse o zaman sabit rho çarpı dv değişimine, hacim değişimine eşittir bu. Bu çerçevede işte geçen derste var bu ayrıntısına bakarsınız. Hacme bağlı bir eşitlik elde etmiştik. Hacme bağlı eşitlik içinde x çarpı rho çarpı dv var ve rho çarpı dv var integral olarak. Biz bu soruda rho sabit olduğu için bu rho değerlerini integralin dışına çıkartabileceğiz. Ama geçen derste çözdüğümüz soruda rho değişkendi. Evet. Hemen başa dönelim bu çerçevede.
Evet. Tamam. Sabit yoğunlukta hacme bağlı kütle merkezi hesabında. Bak, yoğunlukları dışarı çıkardığımız için onlar birbirini götürmüş. Elimizde x çarpı dv bölü dv kaldı. Yani hacme bağlı bir değişim çerçevesinde x koordinatını ve y koordinatını bulacağız. İkisi de birbirine benzer. X ve y'ye bağlı değişimler çerçevesinde bunu hesaplayacağız. Arkadaşlar, önce hangi eşitlikleri kullanacağımızı güzelce modelledik. Geçen derste 3 tane eşitlik vermiştik. Kütle merkezinin hacme bağlı değişime eşitliği bu. Bu sorudaki özel durum, rho'lar sabit, dışarı çıkartılınca, integralin içine çıkınca ikisi birbirini götürdü. Elimizde bu eşitlik kaldı. Bunu güzelce ele alıp modelleyeceğiz. Birinci şık hangi eşitlikleri kullanacağımızı modellemekse, ikincisi değişken çap hesabı çerçevesinde bir şekil çizmek ve bunu şekil üzerinde güzelce modellemek. Çünkü bizim çapımız değişken. O zaman y ekseni bu, x ekseni bu ise tam malzemenin ortasından geçiyor. X, tamam. D çapıyla 2D çapı arasında değişim var. Güzelce yazdık. Ve arada çap değişiyor. Bunları değişmeyen çapları büyük D ve 2D, 2 büyük D ile gösterirsek, arada değişen çapı küçük D ile gösterelim. X yönünde ilerledikçe bu D çapı, küçük D çapı değişiyor. O zaman x eşittir 0 ile x eşittir l arasındaki değişimi göz önüne alacağız matematik olarak. X eşittir 0 metre için küçük d, büyük d olsun başlangıç noktası. X eşittir l bitiş noktası için küçük d eşittir 2d, 2 çarpı büyük d olsun. Tamam. Bunu ben ayrıntılı olarak ele aldım. Önce bir grafiğini çizdim. Büyük d dikey eksen, x boyunca değişim yatay eksen olsun. X eşittir 0 iken D küçük D eşittir büyük D burası, tamam. X eşittir L için küçük D eşittir 2 çarpı büyük D şurası. Şu iki noktayı birleştirirsen bak, eğimli bir doğrusal eğri veya doğrusal bir çizgi oluşuyor. Değişken çapa ait eğimli doğru demişim, tamam. Değişken çapa ait bu. Bu doğrunun denklemini bulacağız. Matematik olarak doğru denklemini burada basitçe D eşittir AX artı B olsun. Doğru denklemi. A ile B'yi bu doğru denkleminde belirlememiz gerekiyor. Bunun için sınır şartlarımız var. Küçük D eşittir büyük D için X eşittir 0 bir sınır şartı. O zaman X yerine 0 koy. Küçük D yerine büyük D koy. B'yi D olarak buluruz. Tamam. Şuradaki B'yi bulduk. O büyük D'ye eşitmiş. İkinci sınır şartımız küçük D eşittir 2 çarpı büyük D X eşittir L için. Tamam. Küçük d yerine 2d'yi koy. X yerine l'yi koy. Başında a var. Buradaki b'yi hallettik zaten d olarak. Tamam. O zaman a 2d eksi d bölü l veya d bölü l olarak karşılıkta çıkıyor. Şuradaki a'yı da bulduk. Genel denklemimiz d eşittir ax artı b ise a ile b yerine bulduklarımızı yerleştireceğiz. O zaman d büyük d bölü l x artı d oluyor. Bizim yukarıdaki d eşittir ax artı b buna dönüştü sınır şartları çerçevesinde. Bunu matematik olarak arkadaşlar şöyle de düzenleyebiliriz. Her tarafta büyük D var. O zaman küçük D işte büyük D parantez içinde 1 artı X bölü L. Bu şekilde düzenlemek daha iyi. Sabiti buraya aldık. Çünkü bu D sabit. Bizim için değişken X. X'e bağlı bir olayı ele alıyoruz. Büyük L de zaten sabit. X değişimine göre küçük D'yi modellemiş olduk. Küçük d fonksiyon x. Şöyle eşitliğimize tekrar dönelim. Bak, burada hacim hesabı var. Burada hacim çarpı x hesabı var. Önce hacim hesabını ben ele almışım. Arkadaşlar adım adım yapıyoruz. Soru olursa hemen sorun. Önce integral dv'yi ele alalım. Adım adım yapıyoruz. Tüm bilgileri kullanıyoruz. Hacim nedir? Alan çarpı yükseklik. Buradaki malzemenin alanı ne? Kesit alanı. Malzemenin kesit alanı çarpı yükseklik her zaman hacmi verir. Bu çerçevede metreküp biriminde hacmi değerlendirebiliriz. Bu eşitliğimizi göz önüne alacağız ama burada hacim x boyunca değişiyor. O zaman hacmi, yani şuradaki v'yi x'in fonksiyonu olarak yazacağız. O da a kesit alanı çarpı x. Hani l de x boyunca l bir son değer. Ama buradaki yükseklik x çerçevesinde değişiyor.
Yani x'e bağlı bir fonksiyon yazarsak hacmi de ax çarpı x olarak yazmak zorundayız. Bunu diferansiyel formda yazacağız. dv bize lazım. O zaman hacmin diferansiyeli dv ise o ax değişimi çarpı dx'e eşit olacak. Çünkü x boyunca değişim var. Ve bu x boyunca değişime bağlı olarak kesit alanında x'e bağlı bir fonksiyon olarak ele alınabiliyor bu soruda. O zaman dv x eşittir. Kesit alanı neydi? Bu d çap arkadaşlar. Büyük d ister küçük d ile göster. Çap başlangıçta modelledik. O zaman pi d kare bölü 4 bizim değişken çap olduğu için yanına x'i yazdı. X'e bağlı küçük d'nin değişiminin karesi çarpı pi bölü 4 çarpı dx. Tamam. Yani problem zor değil, adım adım gidiyoruz. Dx'i ele alalım. Onu biraz önce modelledik zaten yani. D dışarıda olmak üzere büyük D, 1 artı x bölü L. Arkadaşlar küçük D'yi biraz önce modellemiştik zaten. Şurada yerine koyacağız. O zaman DV, x'e bağlı DV yani diferansiyel V eşittir. Şimdi yukarıdaki eşitlikte ne var? Pi bölü 4. Pi bölü 4'ü buraya alalım. D de sabit. Onu buraya alalım ama hani kare var. Kareyi unutmayacağız. Bunun karesi geliyor. Yanındaki D'nin de 1 artı x bölü D'nin de karesi geliyor. Sonuç olarak D kareyi bu şekilde yazarız. Sabitler şurada olsun. Bizim için x'e bağlı değişim önemli. Ama burada kare var. Önemli. Çarpı dx. Tamam. Diferansiyel formda böyle yazdık. Her iki tarafın integralini alacağız. İntegral sınırı da x eşittir 0'dan L'ye kadar değişecek. Dv için. Bu dv neye eşit? Pi d kare bölü 4 sabit olduğu için integralin dışında çersi 0 ile L arasında değişecek. Değişim ne? 1 artı x bölü L'nin karesi tabii parantezi kapat çarpı dx. O zaman matematik olarak şu 1 artı x bölü L'nin karesini ele alalım. 1 artı x bölü L'nin karesi matematik olarak hani açık ben böyle açık yazdım mı daha rahat çözüyorum. 1 artı 2x bölü L artı x kare bölü L kare. 1 artı x L'yi kendisiyle çarparsak açık olarak bu şekilde yazabiliriz. Bu açık form benim için daha iyi. Açık forma integral içine yerleştirelim. 1 artı 2x bölü L bakayım. Evet. Artı x kare bölü L kare. Tamam. Parantez içinde olsun. Burası dx. Yani dx'e bağlı integrali alacağız. Sabitler de dışarıda. Sabitler dışarıda. İçerisine integralini alacağız. 1 çarpı dx'in integrali x. 2x bölü L çarpı dx'in integrali x kare bölü 2'yi önce alacağız. X kare bölü 2 burada var. Tamam. Başında 2 var. Tamam. Burada L var. Tamam. X kare çarpı dx'in integrali x küp bölü 3. X küp bölü 3 burada var. Bir de L kareyi yanına koyduk. Tamam. Bakalım yani adım adım yapalım. Yanlış yapmayalım. Sınırlar 0 ile L arasında değişiyor. Yani önce x yerine burada L'yi koyacağız. Sonra eksi x yerine 0'ı koyacağız. Aşağıda var zaten. X yerine L'yi koyduk. L artı 2L kare bölü 2L. Tamam. Artı L küp bölü 2L kare. Tamam. Eksi diğer değer 0. X yerine 0 koy. 0 eksi 2 çarpı 0'ın karesi eksi 0 küp. Zaten burası 0 oluyor. Tamam. Bizim için artık şurası önemli. Burayı değerlendireceğiz matematik olarak. L var. Bunlar ikiler gider. L kare bölü L, L artı. Tamam. L küp bölü L, L kalır. L bölü 3 olacak. Evet. Bir hata daha gördük arkadaşlar. Hemen bakayım. Şurası 3 olacak. Tamam. Tamam bu hataları düzeltiriz. Hani buradan x küp bölü 3 geliyor. Buraya nedense 2 yazmışım. Burada doğru yazmışım zaten. Tamam. Hemen o yanlışı söyleyeyim. X küp bölü 3 gelecek integral olarak. Burada 2 yanlışlıkla yazmışız. Yanında L kare var. Burası L olur. L bölü 3 olacak. Burayı doğru yazmışım. Tamam tamam. Pi d kare bölü 4 dışarıda. Değerlendirirsek arkadaşlar içini dışını 7 bölü 12 pi d kare bölü L çıkıyor sonuç. Bakın D'yi bilmiyoruz, D'yi bilmiyoruz. Onların içerisinden yazdık. Elimizdeki sonuç bu. Metreküp biriminde hacmi değerlendirdik şu anda. Evet. Bu dursun, bunu kullanacağız paydada. Gelelim payda ne var payda? Paydada bu. Pay kısmı x çarpı dv'ydi. Dv'yi yukarıda hallettik ama başına x'i getireceğiz. O zaman bak. 1 artı x bölü l'nin karesini yukarıda bu şekilde yazmıştık. Yanına x geliyor artık. Payda, pay kısmında x'i ilave ediyor. Hemen buraya yine halledelim.
Arkadaşlar şu kareli kısım neydi? 1 artı 2x bölü l artı x kare bölü l kare. Bakalım hata yapmayayım. Tamam. Çarpı x. X ile bunu çarparsak x artı 2x kare bölü l, tamam. Artı x küp bölü l kare. Tamam. Hata varsa da düzeltmek için dikkatlice bakıyorum. Tamam. Şu kısmı parantez içine alacağız artık. Yani yukarısını açtık. Yine integralimizin sınırı 0 ile l arasında değişiyor. Parantez için hallettik. Dışarıda sabit değerlerimiz var. Arkadaşlar parantez için hallederken integralini alacağız. X çarpı dx nedir? X kare bölü 2. X kare çarpı dx. X küp bölü 3. Tamam, dikkat ediyoruz. Ben hata yapmışsam düzeltiriz. X küp bölü dx. X üzeri 4 bölü 4. Tamam. Yanında l kare var. Tamam, burada hata yok. 0 ile l arasında değerlendireceğiz. 0 kısmı 0 çıktığı için hani sadece l kısmından değerlendirme yaparsak aşağıdaki gibi yazabiliriz. Şöyle ikisini alayım. L kare bölü 2 bakayım hemen, tamam. Artı 2 l küp bölü 3 l, tamam. L üzeri 4 l, 4 l kare eksi 0. Diğer kısımlar 0. Tamam. Dışarıdaki sabit değer çarpı 17 bölü 12 l kare çıkıyor içerisi. Tamam, bunu da matematik olarak değerlendirirsek 17 bölü 48 pi d kare l kare çıktı. Bu pay kısmı, o da d ve l cinsinden elde edildi. Kütle merkezi hesabımız neydi? X dv integrali bölü dv integrali. Yukarısını şimdi hallettik. 17 48 pi d kare l kare. Paydayı da biraz önce hallettik. 7 bölü 12 pi d kare l. Burada gördüğünüz gibi dekareler birbirini götürüyor. L cinsini kalıyor. Zaten L cinsinden elde etmemişti. L cinsinden 17 bölü 28 L. Bizim için sonuç bu. Ama istersen şu şekilde de yazarsın. 0.607 çarpı L. Bak, X'den L'nin 0.607 katı kadar ilerliyorsun. X başlangıçta 0'dı. 0'dan yani ilerliyorsun. Tam bu çerçevede kütle merkezinin yeri X için belirlendi. Bak, y için 0. Çünkü y için simetri var. X için belli bir değer, y için 0. Bu soruda simetri var. Hemen şekle dönelim. Evet. X boyunca ilerliyoruz arkadaşlar. X boyunca bunu 2'ye böldüğümüzde bu şekli simetrik olarak ikisi de aynı. O zaman y için bir şey diyemeyiz. 0 simetri olduğu için. Ama x boyunca ilerlerken bir simetri yok. Şuradan ikiye bölsem burası ayrı, burası ayrı. Kesit alanı açısından. Onun için y'ye hemen 0 diyebiliriz simetri olduğu için. Evet, önemli noktaları ele alarak arkadaşlar 3 tane önemli soru çözdük. Sınavlarda bu soruları çalışmanızda büyük yarar var. Sınavlarda size büyük yarar sağlar. Arkadaşlar dersimiz... İlk yarım saati bu şekilde ayarladık. Sınıfta hemen şöyle yapalım. Sınıfta mezun var etkinliği çerçevesinde. Şimdi sohbet başlıyor. Önce yoklamayı da alalım arkadaşlar. Bugün kaup testi yapmıyoruz. Yoklama, hem yoklamayı alacağız hem de sınıftaki mezun arkadaşımız da devreye girebilir. Sizin de önce kendini tanıtsın. Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle sizden başlayalım. Teşekkürler, iyiyim. Hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Sizi son yarım saate ayırdık size. Tabii, teşekkür ederiz. Sağ olun. Saat 10'a doğru dersimizi bitireceğiz. Tamamdır. Teşekkür ederim hocam. Önceki hayatı tanıtırsanız okul hayatı nasıl geçti? Okuldan sonraki hayat nasıl? Ve ondan sonra arkadaşlarla sohbet çerçevesinde dersimizi... Tabii, ben şöyle 5 dakikalık hemen kendimi tanıtayım. Tabii tabii. Birkaç bir şey söyleyip sonra soru cevaba geçmek istiyorum. Zaten arkadaşlar da kafalarında şu an birinci sınıflar herhalde. Evet. Çok fazla soru vardır zaten. Bizim de vardı zamanında. Soruları dinlemek daha mantıklı. Ben 2005 girişliyim. Bir sene hazırlık okudum. 2010 mezunuyum. Adım Eren Erdi. Ege Üniversitesi'ne tercih yaparken bizim zamanımızda 40 kişi alıyordu. 40 kişi girdi, 40 kişi mezun olduk. Dolayısıyla ben kaliteli bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Teorik olarak. Pratik olarak tabii ki çok eksikler vardı, hala da var.
olacaktır da birçok üniversitenin de var. Yani o tarafa çok girmek istemiyorum ama teorik olarak iyi eğitim aldığımızı düşünüyorum. Çünkü piyasaya çıktığımızda özellikle matematiksel anlamda, fizik anlamında Türkiye şartlarında çok da aşırı sıkıntı çektiğimizi söyleyemem açıkçası. En azından kendi adıma konuşayım. Hadi herkesin belki böyle olmamıştır ama kendi adıma böyle konuşabilirim. 2010'da mezun olduktan sonra ben yaklaşık 2,5 yıl kadar enerji sektöründe çalıştım. Enerji santrallerinin, boğar türbünlüğü kullanan enerji santrallerinin diyelim çünkü hepsi kullanmıyor. Boğar türbün suyunun geri dönüşünün soğutulması için yapılan soğutma kuleleri, direkt kuru tip ya da ıslak tip olsun, onların inşasının taahhütünü yapan bir İtalyan şirkette 2,5 sene project manager olarak çalıştım. Şimdi diyeceksiniz ki mezun olduğu nasıl project manager olarak çalıştın? Bir şirket küçüktü. Burada çok insan yoktu. İki, o zaman maaşlarıyla tabii ki çok dolgun maaş vermiyorlardı. Üçüncüsü İngilizcem bayağı iyiydi. Onun etkisiyle bu işe girebilmiştim. 2,5 yıl sonra özel nedenlerden dolayı işi bırakıp KPSS'ye girmek zorundaydım. Girdim, orayı kazandım. Demir yollarında çalışıyorum artık 7 yıldan beri. Demir yollarında dijitalize olmuş ya da dijital makinalar üretiyorum diyebilirim. Tasarımını da yapıyorum kendim. Kodlarım da hem ön ucuna hem arka ucuna hem IoT kısmına, sağdan buluta veri kısmına hepsini kendim yazıyorum. Çok çok yeni demir yollarında ben ve mekanik kısmında da bir arkadaşım var. Mekanik tasarımlarını ben yapmıyorum çoğunlukla ama hidrolik, pneumatik, otomasyon kısımlarıyla ben uğraşıyorum. Makinaların dijitalize edilmesini demir yollarına ilk defa sokmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 3 tane makine yaptık. Tabii bu yukarısının da vizyonuyla olmaya çalışıyor ama yukarıda çok da bir vizyon olduğunu söyleyemem şu an için. Ama alt tarafta işçilerimizle beraber bir ahenk içerisinde işleri kolaylaştırmak adına güzel işler yapıyoruz. Hatta en son demir yolu makinalarımızdan bir tanesine bir beyin tasarladık. O beyin vasıtasıyla şu anda yol yapıyoruz demir yollarında. Yani dolayısıyla Türkiye'de çalışmak isteyen için iş var diyorlar ama bu genel sorularınızdan biri olacaktır. Çok uzatmak istemiyorum bu noktada. Türkiye'de şu anda ekonomik kriz dolayısıyla bir mutsuzluk söz konusu. Sizde de vardır bunlar ve çoğunuz yurt dışına çıkıp kaçmayı falan da, kaçmak çok kötü bir kelime, özür diliyorum bunun için. Yurt dışına gitme, ona göre bir kariyer planı falan da yapıyordu. Bunların da hepsini sorabilirsiniz. Söylemek istediğim son olarak şey şu. Birinci sınıfsınız. Gözünüzde makine mühendisliği çok zor bir alan olarak, çok matematiksel yoğunluklu bir alan olarak görülebilir. Ama matematiğiniz ve fiziğinizi birinci sınıfta iyi tuttuğunuz sürece ve İngilizcenizi tabii, onu ayrı olarak parantez açmak zorundayım. Ben makine mühendisliğinin size söylenen, anlatılan veya lisede başkalarının size söyledikleri gibi çok da zor bir bölüm olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şimdi sorularınızı alabilirim arkadaşlar. İngilizcenizi nasıl geliştirdiniz? Ya ben hazırlık okumuştum. Ya şöyle, bizim zamanımızda lisedeyken liselerde 4 yıldı. Yani Anadolu liselerini falan biliyorsunuz. Orada bir sene hazırlık vardı. Zaten o lisede biz iyi bir hazırlık temeli almışız. Farkında değildik bunun ama üniversitede ben hazırlık okuyayım dedim. Bir de İngilizcemi konuşamıyorduk sonuç olarak. Tamam, temel aldık. Dil bilim vardı, dil bilgisi vardı altında ama yani çat pat 3-5 kelime, yani ilkokul birinci sınıf seviyesinde bir konuşma falan vardı yani açıkçası. Çünkü lise yıllarında çok da eğilmiyorsunuz o sana da. Ben hazırlık okuduğum zamanlarda kulüpler vardı. Benim zamanımda mesela Uluslararası İlişkiler Kulübü vardı. Diplomatları, diplomattan kastım yani daha düşük düzeyde ateşedir vesaire. Onlar gelip konferans falan veriyordu o zamanlar Ege Üniversitesi'nde. Onlarla konuşmaya çalışa çalışa kendimi ittire ittire, hatta bazen televizyonun karşısında ekonomi haberleri konuşan spikeri birebir simültene yapmaya çalışa çalışa açıkçası söktüm. Ondan sonra da ben 2010 yılında da Work and Travel yaptım. Onun dışında da bir de İtalyan menşeli bir şirkette çalışınca bayağı bir gezdim açıkçası. Onlar da zaten din İtalyancaydı şirkette. Böylelikle iyi bir seviyeye geldi diyebilirim. Yani süreç bu şekilde işlediğimiz. Teşekkür ettim. Rica ederim. Ne demek ki?
Ya aslında şeyi açıklık kavuşturmak lazım. Şimdi biz makine mühendisliğine girdiğimiz zaman şeyi düşünüyoruz. Bir makine mühendisi devlette ne yapıyor? Bir de özel sektörde ne yapıyor? Özel sektörde birçok alan olduğundan dolayı. Yani birisi başka bir makine yapıyor ve birisi başka bir makine yapıyor. Şu makine mühendisi çok kapsamlı bir alan olduğu için özel sektör biraz daha bizim için ılımlı geliyor. Fakat yani KPSS'ye girerek devlette yapabileceğimiz alanlar konusunda ben sadece demir yollarını biliyorum. Bunun dışında pek bir alanda yapacağımız bir mekanik ünite var mı? Yani çok haklısın o konuda. Yani devlet özel ayrımı, ya şöyle arkadaşlar, şöyle anlatabilirim size. Özelde öyle bir yere düşersiniz ki incik boncuk cacık işlerden kendinizi geliştirme fırsatınız bile olmaz. Devlette öyle bir yere düşersiniz ki neredeyse bankamatik memuru gibi çalışırsınız. Yani böyle çalışan arkadaşlar da çok, yani biz şöyle söyleyebilirim. Türkiye'deki demiryolu makinalarının diğer bölgelerde var. 7 tane demiryolu bölgesi var. Diğer makinaların arızaları dahi burada bizim mekanik atölyede çalışıyorum ben. Burada topu top 5 tane mühendisiz buraya geliyor. Çünkü buraya hep evesli mühendisleri toplamışlar zamanında. Bir müdür vardı burada, sağ olsun o. İşte görevden aldılar çok dürüst diye. O zamanında toplamış. İzmir'in demir yollarında bir ünü namı var. Yani makine arızalanınca Adana'dan, Afyon'dan bizi ararlar. İşte sensör, otomasyon, hidrolik, pneumatik. Yani birçok çözemedikleri konuda bizi ararlar. Buradaki işçilerimiz de bizim çok kaliteli, çok kaliteli. Ve yıllarını demir yollarına vermiş. Demir yolunda bir aidiyet oluşmuş artık. O aidiyete sahip insanlar canla başla çalışıyorlar. Tabii dünyada demir yolları da onların aklına dönüyor diyebilirim. Yani özeldeki kariyer fırsatları tabii ki şeyle kıyaslanmaz yani. Ben KPSS'ye, aslında benim de hiç KPSS'ye girme gibi bir düşüncem yoktu. Ama şu an girdiğime pişman mıyım? Değilim. Ama benim özelimde bir şans söz konusu. Yani demir yolları olmasından dolayı kendimi bir derece geliştirebildim diyebilirim. Yoksa geliştiremeyebilirdim. Çok da öyle arkadaşım var. Yani sonuç olarak özelde de, ama şimdi gidersiniz, bir şirkete girersiniz. Adamlar dünyada, mesela bazı şirketler var. Benim de biliyorum, anlatıyorlar, ediyorlar. Bazılarıyla ben bizzat tanıştım. Mesela en son bir şirket var, Fiat'a görüntü işleme yapıyor. Yani görüntü işleme ile kalite kontrol yapıyorlar ve işte deep learning'e kadar kullandıkları birçok metot var. Yani böyle bir şirkete girerseniz önünüz çok açık olur örneğin ve kendinizi de mutlaka geliştirirsiniz. Ama mesela benim ilk çalıştığım şirket gibi bir yere girerseniz geliştirme şansınız idari, satın alma ya da malzeme bilginizi geliştirmekle kalır. Daha ileri gidemez. Hani nereye gireceğinizin, ilk başladığım için gerçekten çok önemli var. Hani iş kovalarken, tabii şimdi şey de diyemem size. Ya bekleyin, istediğiniz işe girin, öyle bir dünya yok. Hani realist yaklaşmak gerekiyor. Herkesin ekonomik durumu farklı. Ama gerçekten de nereden başlayacağınız önemli makine mühendisliğinde. Çünkü derya deniz bir alan var. Teşekkür ederim. Peki bir tane daha sorum var. Tabii. Geçmişe gelelim. İlk işinizden bahsettiniz. Peki mesela o zamanki aklınızda, şimdiki aklınızda ben ilk işime buna değil de şuna giderim diye bir alan var mıydı kafanızda şu anda? Yani ya keşke şuna gitseydim. Şimdi gelelim benim de anlatmak istediğim noktaya. Çünkü neden böyle bir şeyden bahsedeceğim? Daha doğrusu bahsedecektim ilk konuşma zamanında da unuttum. Şöyle bir durum var. İlk işimde şurada değil, şurada başlardım diyebileceğim bir alan açıkçası yoktu. Ben enerji üzerine çalışıyordum. Akışkanlar mekaniği, enerji vesaire, o alanları tercih etmiştim. O alanları seviyordum. Yaptığım işi de seviyordum bu arada. Şey değildi ama benim bu şu anda uğraştığım işlerle tanışmam çok geç oldu. Öyle bir vizyon bende yoktu çıktığım zamanlarda. Sonradan edinilmiş bir şey oldu. İşte sonradan da bir arayış içindeydim. Hani sonuç olarak ben bir noktada kendimi geliştireceğim ama gidiyorum tıkanıyorum, ne yapmalıyım vesaire gibisinden. Sizin burada birinci sınıftan itibaren yapmanız gereken şey bence kendinize teknik bilgi, tabii ki o da ayrı bir tarafta, ama vizyon katacak insanları bulup onlarla konuşmanız, görüşmeniz gerekirse hocalarınız yardım eder size. Ege'de hocalar gerçekten
öğrencileri kapıları hep açıktır. Gidin fabrika fabrika gezin. Ne yapıyor insanlar? Yani artık LinkedIn diye bir platform var. Mesela bizim zamanımızda sosyal medya o kadar geliştirildi. Sonuç olarak vizyonumuz, bakış açımız da daha çok insanın çevresindeki insanlarla sınırlıydı. Oradan network oluşturabilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Bu adamlar ne iş yapıyor acaba, neler yapıyorlar, nasıl teknolojiler kullanıyorlar vesaire. Ve ben Türkiye'deki üretim sektörünün de özellikle Endüstri 4.0 kısmında dünyanın böyle çok çok fersah fersah gerisinden geldiğini düşünmüyorum. Bizim çok hızlı balıklarımız var. Ama bizim finans kısmında sınırlarımız ve sıkıntılarımız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Onun dışında dinamik bir üretim sektörü, dinamik bir sanayimiz olduğunu düşünüyorum. Şurada birinci sanayiye çıksanız bile birçok yerde cayır cayır siyansi kullanan adamlar görürsünüz örneğin. Yani ne yapmak istediğinizi şimdiden belirlemeniz zor ama farklı farklı insanlarla, farklı farklı fabrikalara turlar düzenleyip insanlarla görüşmeniz veya onu o insanları sınıfınıza davet edip onlara sorular yönelttiğiniz sizin vizyonunuzu açacaktır. Ne istediğinizin oturmasına katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şu anda kafanız boştu. Bizim de öyleydi. Hani biz de ilk girdiğimizde makine falan çıkar çıkmaz makine falan yapacağımızı falan düşünüyorduk yani. Dolayısıyla bunlar çok normal şeyler. Ama bu 4 seneyi değerlendirirken mutlaka sosyal açıdan da değerlendirin. Yani tamam ben mukavemetten mükemmel bir not aldım, termodinamiği çok iyi geçtim vesaire ama yani gerçek hayat birebir bunlarla örtüşmüyor maalesef. Açıkçası katılıyorum. Yani ben de şu an böyle düşünüyorum. Yani çok derslere odaklandığım zamanki hallerimi düşünüyorum. Ve şu anki vizyonumu düşününce böyle bir terazide bir çok büyük bir fark oluyor. Çünkü sistemden dolayı diye bir sıçıyorum ama artık bizde de biraz suç var. Oluşturamadığımız o vizyon ileride tüm her şeyi zincirleme etkiliyor gibi düşünüyorum. O birisini etkiliyor, ben birisini etkiliyorum ama işte dediğimiz gibi network oluşturduğumuz zaman, bir vizyon sahibi olmaya çalıştığımız zaman, en azından kendimizi geliştirme hususunda bu işlemleri gerçekleştirdiğimiz zaman ben de açıkçası başarılı olacağımı, yani en azından ilerideki hayatımda mutlu olabileceğimi düşünüyorum. Bunlar için çok da acele etmeyin. Zamanla da olan şeyler ama sonuçta öğretim döneminizde ne kadar hızlı giderseniz, ne kadar hızlı balık olursanız o kadar fayda sağlarsınız. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi açın YouTube'dan Tesla'nın fabrikasını komple izleyebilirsiniz. Adamlar 3D çekim yapmışlar vesaire. Yani orada gözlemlediğiniz çünkü herkes artık YouTube'da. Yani hayatı da YouTube'da yaşıyoruz. Yani YouTube ayrıca YouTube Udemy okul da oldu artık bir nevi. Sonuç olarak teknoloji merakınız varsa bu merakınızın sürekli peşinden gittiğiniz zaman emin olun bir vizyon oluşuyor zaten. Ama size tavsiyem nedir? Yani çok fazla zaman alan sosyal medya mecralarından uzak durmanız olur arkadaşlar. Yani genel olarak insanın emeğini sömüren, emek derken zaman da bir emektir, ondan bahsediyorum. Mecralardan uzak durursanız kafanızı da boş yere yormamış olursunuz. O zaman zaman her şeye yeter yani. Hepsi bir şekilde olur. Teşekkür ederim sorularınız. Ben teşekkür ederim. Daha basit sorulara geçelim isterseniz. İş yoğunluğunuz nasıl devam ediyor peki? Efendim? İş yoğunluğunuz yani mesela sabah 8 akşam 5 mi yoksa bir gün sabah 8 akşam 12 oluyor mu? Şimdi iş yoğunluğunu sormandaki sebep nedir? Kendine zaman kalmayacak diye mi düşünüyorsun genel olarak? Hayatında. Onu öğreneyim, ona göre cevap vereyim. Ya şöyle, iş temposu mu var yoksa iş temposu dalgalı mı ilerliyor? Onu aslında sordum. Ona göre hani bir... Ya şimdi nerede çalıştığına bak. Üretimdeysen iş temposu hep vardır. Hep bir kriz vardır. Hep ama bu krizler ufak çap. Yani atıyorum boyahanede gider askılardan malzemeler devrilir. Onları toparlarsın vesaire bilmem ne gibi. Yani çok böyle majör hatalarla karşılaşman için ekibin birazcık sıkıntılı olması gerekir vesaire. Ama büyük firmalar bunlara çok müsaade etmez genellikle. Zaten yani sistemlerini kurmuşlardır. Ona göre de liyakatli personeli seçmişlerdir. Bizim iş kendi iş özelinde söyleyeyim. Bazı işler oluyor, bazı durumlar oluyor. Örneğin İZBA'nın yol yenilemesi. Belli dönemlerde bunu yapıyoruz. O zamanlar çok stresli ve yorucu geçer bizim için. Ve ben 16 saat falan ayakta kaldım. Hatırlıyorum çünkü gece çalışmalar oldu.
gidersiniz. Öğlen oradan çıkıp işleriniz olur. Tekrar iş yerine gidersiniz. Uyumak için 3-4 saatiniz olduğu zamanlarda oluyor ama bunlar daha nadir oluyor yani. Genel bir tempomuz var. Ama o tempo devlette bir üretim yapılan yerle, mesela bir Vestel'le kıyaslayamaz. Tabii Vestel'le biraz devlet gibi oldu artık. Yani onun da belli noktaları daha hafif oluyor ama ne diyebilirim? Örneğin yoğun yap, bir şey düşünün. Eca'nın bir üretim yerini düşünün. Üretimin ortası mesela radyatör yapıyorlar. Orada tabii ki iş yoğunluğu daha fazla olacaktır. Ve daha tempolu olacaktır. Ancak dediğim gibi hani şunu tercih etme meselesi biraz. Ya ben iş temposu rahat çalışayım ama ben kriz çözen bir adamım. Sıkıntı olduğu zaman her zaman B planım hazırdır. Devreye girelim, çözelim. Kriz zamanlarında da rahatım diyorsanız. O tip bir yerde. Bu sadece devlet için değil. Yani. Devletin bazı yerlerinde krizin kendisi de olmaz. Yani ben kendi işim için konuştum. Öyle yerleri tercih edebilirsiniz. Mesela benim eski işim de öyleydi. Proje işiydi. Bir malzeme getiriyordum. Hindistan'dan geliyordu. O malzeme gelene kadar şantiye başlamıyordu doğal olarak. Bir ay malzeme geliyor zaten. Bir ay işe gitmeseniz gitmezsiniz. Yani o derece hafif iş oluyor. Mailler, onlar bunlar, trafikler. Çünkü bir yer satın almaları hallediyorsunuz. Ama malzeme vardıktan sonra o malzemede bir eksik çıksın, o zaman görün yani. Hani nasıl bir stres oluşuyor. Yani bana kalırsa düzenli iş temposunu ben tercih ederim. Hani çünkü şey olarak kafa rahat olur. Ama kriz zamanları da insanı acayip derecede geliştiriyor, olgunlaştırıyor. Öyle söyleyebilirim sana. Tamamen yapacağın işe bağlı. Üretimde mi çalışacaksın, kalitede mi, Ar-Ge'de mi? Bunlara bağlı biraz. Mesela satın alma daha stresli olur. Satın alma dediğim gibi yani malzemenin yetişmesi, yetişti, yetişmedi vesaire. Ödemeler zamanı gelir, satın almada yatarsınız. Hiçbir şey yapmazsınız. Ama atıyorum malzemede, üretimde bir plan değişikliği olur. Şu malzeme acil lazım derler. O malzemeyi getirene kadar akla parayı seçersiniz vesaire. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar siz de tartışabilirsiniz. Gelecekte hangi meslekleri, yani meslekten ziyade hangi alana yönelmeyi düşünüyorsunuz? Hangi alanlar çekiyor sizi? Teknolojiyle ilginiz nedir? Sohbet olarak gerçekleştirebiliriz. Bütün sorunları açıyoruz. Hüseyin Hoca. Benim de sorum vardı da. Tabii arkadaşım. Barkın değil mi şu anda? Evet. Evet. İngilizcenin yanında ek olarak öğrenmemizi tavsiye edebileceğiniz bir dil var mı acaba? Ve yani İngilizce sizin gözünüzde yeterli mi? Var var dostum. Şöyle söyleyebilirim. İngilizce yeterli ama var. Şimdi nasıl olacak diyorsun? Şimdi neyle, kimle konuşacağımıza bağlı. Doğayla konuşacaksak matematiğiniz çok iyi olacak. Zaten makine mühendisiyseniz matematiğiniz iyi olacak. Kaçarı yok yani. Hani birinci sınıfta matematiği geçtim ama ulan işte şansa geçtim, şöyle oldu, böyle oldu. Aslında ben çok da güvendim. Bırak o matematiği. Tekrar alalım. Onu söyleyebilirim sana. İkincisi, diferansiyel denklemleriniz çok iyi olsun. İkinci sınıfta göreceksiniz bunu. Samim hocanız da iyi anlatır. Samim hoca giriyorsa, girmiyorsa da Hüseyin hocanız. Ondan hiç aşağı kalıyordur. O da çok iyi anlatır. Hüseyin hoca birazcık da zor sorar. Onu söyleyeyim yani. Ona matematiğe lisansta başka hoca geliyor artık. Ben yüksek lisansta giriyorum. Öyle mi hocam? Evet, evet. Samim Hoca da mı girmeyin? Samim Hoca da emekli oldu. Emekli mi oldu? Evet. Ya. Hayırlısı olsun. Kayıp olmuş. Siz niye girmiyorsunuz hocam? Arkadaşları başkasının eline bırakmayın ya. Vallahi ben termodinamikçiyim. Kendimi ona yoğunlaştırıyorum. Hocam, veriyordunuz diferansiyel matematik veriyorsunuz normalde de ya. Evet, evet. Ama onu lisansta şey yapmıyorum. Çocukları fazla yormayalım. Yani ben zor sorarım. Bir yerde de haklısınız. Doğru. Evet. Yani diferansiyel denklemimiz iyi olsun arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi İngilizce dünyayla konuşmak için, dünyayı literatürü takip etmek için çok gerekli. Yani çok gerekli demeyeyim artık. Yani ana diliniz gibi okuyabilir, en azından okumanızın ana dili gibi, ana diliniz gibi olacağını söylemek zorundayım. Mecbursunuz çünkü teknoloji İngilizcesi olmaya. Üçüncüsü de makinalarla konuşacaksanız artık dünyada bir, biliyorsunuz, bir dijitalizasyon kuryası var. Makine dili öğrenmek zorundasınız. Bir tane programlama dilinde iyi bir noktaya gelmeniz gerekir. Ama hangi alana yönelecekseniz o alanla ilgili bir şey seçebilirsiniz.
veya genel başlangıç için bir tane object oriented bir tercih edip şimdiden oturup 4 sene sonunda veri yapılarından algoritmaya, dilin kendi yapısıyla alakalı bir şeyler ortaya koyabiliyorsanız zaten iş bulmanız da çok daha kolaylaşacaktır. Bunu şiddetle tavsiye edebilirim size açıkçası. Yani dolayısıyla makinalarla, insanlarla bir de doğayla anlaşmak için 3 tane dil bilmeniz gerekiyor. Ama onun dışında işte diyorsanız ki ya ben dile çok yatkınım, ben Almanca falan öğrenirim vesaire. Almanca her zaman ekmek yedir. Ama onun dışında İspanyolca, Fransızca falan göreceksiniz. Ben zamanınızı çok da onları harcamayın. İş hayatında dönüp onlarla uğraşırsınız. Gerekirse kariyeriniz o tarafa giderse diye düşünüyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Arkadaşlar son 2-3 dakikamız. Soru varsa alalım. Soru yoksa Eren Erdi'ye çok teşekkürler, bizim mezunumuz ve iş hayatında da önemli bir noktaya gelmiş. Sanırım yüksek lisans mı, doktora mı yapıyorsun? Yüksek lisans bitmek üzere hocam, işte sunumu bekliyoruz Turan Hoca'yla. Ondan sonra da bir tane daha projem var. Yani doktoraya başlamak istiyorum ama herhalde gelecek dönem olmaz da Eylül dönümünde bir dahaki güzel olur diye düşünüyorum. Yani hayırlısı. Tabii hayırlısı. Eren Erdi arkadaşımıza, mezun arkadaşımıza teşekkürler arkadaşlar. Soru yoksa oturumu kapatacağım. Ben teşekkür ederim hocam. İyi günler diliyorum. Tamam, görüşürüz. Arkadaşlar dersimiz bitti. Yoklamayı da aldık. Dersten çıkabilirsiniz. Size iyi günler dileriz. Hocam iyi günler. İyi günler.